Ülkemizin etrafı bu ülkenin büyümesini, gelişmesini istemeyenler tarafından maalesef kuşatılmış. Dolayısıyla bir taraftan şimdi olduğu gibi sınırlarımızda sıkıntı çıkartmışlar. Bundan bir müddet önce de bildiğiniz gibi Güneydoğumuzda sıkıntılar çıkartmışlardı. Yani terör örgütleri oralarda hendekler kazmışlardı. Memleketimizin bir tarafını bölmeye çalışıyorlardı. Tabii bu içeriden olduğu kadar dışarıdan da hainlerin elinin uzandığı ya da içinde olduğu bu kumpas böyle yürütülmeye çalışıyordu. Fırat Kalkanı harekatıyla o oyunun bir kısmı bozulmuştu. Ama bu defa da sınırlarımızdan ülkemize sıkıntı çıkartmaya başladılar. Özellikle sınır kentlerimizde, Kilis gibi, Hatay gibi illerimizde. Oralara neredeyse günübirlik bomba atmaya çalıştılar. Bu defa tabii tekrar hükümetimiz, başta Cumhurbaşkanımızın sevk ve idaresiyle bu defa da Afrin müdahalemiz başlatıldı. Biz millet olarak askerlerimizin yanında, ordumuzun yanında olduğumuzu her zaman göstermiş, ispat etmiş ülkenin insanlarıyız. Doğrusu bu millet zaten elhamdülillah doğuştan asker, kahraman yani. Görüyorsunuz o Fırat Kalkanı harekatıyla ve şimdi Afrin harekatıyla kahraman ordumuz oralarda destan yazıyor. Kanı pahasına, canı pahasına ülkemizi savunmak için, ülkemizde yaşayan biz insanlarımızın güvenliğini temin etmek için. Biz de bu bağlamda doğrusu elimiz kolumuz bağlı oturup bunları seyretmek bize yakışmazdı. Afrin harekatında da daha önce yaptığımız Fırat Kalkanı harekatında olduğu gibi oradaki askerlerimize küçük böyle motive etmek için, yani kendilerinin yalnız olmadığını, yanlarında bedenen olmasak bile ruhen yanlarında olduğumuzu göstermek bakımından küçük hediyeler göndermiştik. İçinde işte çöreğimizin olduğu, fıstık ezmemizin olduğu ve zemzemimiz olduğu küçük kutular halinde. Bu defa da dediğim gibi Afrin'deki kardeşlerimize, askerlerimize gönderdik. Ve gördük ki başka ihtiyaçlar da var bu bağlamda. Şimdi o şartlarda ki biliyorsunuz tabiat şartları, havalar da müsait değil. O şartların içerisinde çamurların içindeki postallarla beraber mücadele etmeye çalışıyor kahramanlar. Şimdi orada eksiklerimiz neler diye baktık. Gerçekten orada iç çamaşırını değiştirmek, yıkatmak kolay değildi. Hemen süratle harekete geçtik. 12 bin adet iç çamaşırı ve çorap aldık. Bunları inşallah yarın itibariyle arkadaşlarımız oradaki kahramanlarımıza inşallah intikal ettirecekler, götürecekler. Biz onların muzafferiyeti için duacıyız. Allah onların tırnağına inşallah zarar getirmez diye dua ediyoruz. Ve Cenab-ı Hak inşallah kahraman ordumuzu muzaffer eder. O kahramanlara bir defa daha sevgilerimizi, saygılarımızı ve selamlarımızı iletiyoruz.